Sevgili YouTube takipçilerimiz, bu hafta öyle bir hafta ki 4 burç aldatılmayla karşı karşıya kalacakmış. Peki bu 4 burç hangi burç? Hangi önlemleri alırsa aldatılmaktan kurtulacaklar demeyeyim de aldatılma riskiyle karşı karşıya kalmayacaklar. 12 burç için en özel tarihleri astrolog Vedat Delek verecek. Yok, nereye gittim ben konuşurken? Buradayım, buradayım. Haritama baktım. Yani bir şey söyleyeceğim. Ya, bütün enerjimi mahvettin şu anda. Aşk olsun bebeğim, öyle deme ama. Hayatım, ben konuşuyorum. Bunun altına niye giriyorsun? Haritama açtım kuzum, ne yapayım? Tamam, peki. Çok tatlısın. Bir önceki yayınımızda söylemiştik. Geçtiğimiz günlerde, yani 2 hafta önceki ya da 3 hafta önceki yayınımızda, bakın, İngiltere Kraliçesi ile ilgili tarih vermedin ama uyarıda bulundun. Uyarıda bulunduk. Sağlığı ile ilgili ve sağlıksal konuda problem yaşayabileceğiyle alakalı ve bunun da çok ciddi bir süreç olabileceğine dair. Çünkü kraliçenin doğum haritası elimizde yoktu. Belki orada tarih de verebilirdik ama göksel sambenizmalar kraliyetle, kraliçe, krallarla ilgili ciddi problemlerin olabileceğini bize gösteriyordu. Tabii ki bu da ben uzun zamandır esasında kraliçeyle ilgili takipteyim. Orada direkt olarak onun ismini verdim. Allah rahmet eylesin. Allah günahlarını affetsin. Hepimiz bir gün göreceğiz ve gideceğiz. Umarım sevaplarımızla, iyiliklerimizle ve güzelliklerimizle gideriz. Evet, hemen yorumları kapatıyorum. Şimdi arkadaşlar, tabii ki bizim hiçbir zaman, benim programlarımda da biliyorsunuz, amacımız kötülükten haber vermek değil. Amacımız iyiye nasıl ulaşabiliriz? Nasıl hayatımızı daha kaliteli hale dönüştürebiliriz? Kötülüklerden nasıl korunabiliriz? Bunları konuşacağız. Vedat Delek verdiği tarihlerle hayatımıza yön veriyor. Evet, en genç jenerasyonda ve en sevdiğimiz astrologlardan biri sevgili Vedat Delek diyor ki, 12 burç için aman dikkat. 4 burç aldatılmayla karşı karşıya kalacak. Vedat'cığım, gözüm kulağım sende. Takipçilerimizin de olduğu gibi. Bugün yine bizi izleyen takipçilerimiz arasında 2 kişi sevgili Vedat Delek'ten tarot açılımı kazanacak. Böyle uzun uzun, değil mi? Evet. Karşılıklı bakacaksın. Sorularınıza cevap. Bu videonun altına lütfen yorum bırakın. Adınızı, soyadınızı, arkadaşlarınızı etiketleyin, videoyu sevdiklerinize gönderin, paylaşın. Ne kadar çok paylaşır ve ne kadar çok yorum bırakırsanız o kadar şanslı olursunuz. 2 takipçimiz tarot açılımı kazanacak. Canlı yayında da lütfen eşe, dosta, konuya, komşuya siz de haber verin. 2 takipçimiz de canlı yayını alacağız. Tarot açılımı bakacak. Ve şöyle yapacak, yani şunu da söyleyeyim size. Mesela kafanızda bir şeyle ilgili, bir konuyla ilgili bir soru işaretiniz varsa Vedat Deli'ye sorun, cevabını alın. 12 burç için sevgili Vedat, bizi neler bekliyor? Hangi burçlar aldatılma riskiyle karşı karşıya? Sevgili koçlar, esasında gökyüzünde aldatılma enerjisi, yani kandırılma, yanılma enerjisi bu hafta çok fazlasıyla yüksek. Onu söyleyeyim. Bununla beraber özellikle 4 tane burç çok önemli ama her burcun çeşitli alanlarda kandırılma veya yanılma olasılığı var. Özellikle sevgili koç burçları, iş hayatınızla ilgili konularda, iş arkadaşlarınızla ilgili konularda lütfen çok ama çok dikkatli ve temkinli olun. Özellikle bu hafta içinde yapacağınız işle ilgili atılımlarda, işle ilgili adımlarda yanılma, kandırılma ve aldatılma olasılığınız fazlasıyla yüksek. Aşk hayatınızla ilgili konuda özellikle ayın 12'sinde aşk konusunda girişimde bulunabilecekleri, duygusal olarak heyecanlı, atak olabilecekleri bir gün yaşayacaklar. Ayın 16 Eylül'de sohbet edebileceği, sevgilisiyle minik geziler yapabileceği bir süreç. Aynı zamanda eğer sevgilisi yoksa da sosyal medya üzerinden bir takım tanışmalara şahit olabilir sevgili koçlar. Evli çiftler 12 Eylül günü yanlış iletişime dikkat etmeleri gerekiyor. Birbirlerini iletişim konusunda anlamayabilirler, yanılabilirler. O yüzden burada
fazlasıyla çok dikkatli olmaları gerekiyor. Duygusal açıdan da biraz sinirli ve hırçın olma olasılıkları çok yüksek. Sözlerine hem gerek kendi eşi hem de sevgili koç burçlarının sözlerine, kelimelerine çok fazlasıyla önem vermesi gereken bir gün 12 Eylül. 16-17 Eylül'de de eşinizle zaman geçirin. Beraber bilgi alabileceğiniz, beraber topluca aktiviteler yapabileceğiniz süreçler için 16'sı ve 17'si inanılmaz derecede uygun bir tarih. İş hayatında ile ilgili konuda ise 16'sında 17'sinde iş hayatıyla ilgili hiçbir konuda karar almamak gerekiyor. Burada özellikle bir işle ilgili imza, eğer proje sunumu, anlatımı, işe giriş veya yeni bir iş açma olasılığı varsa bence 16'sını 17'sini erteleyerek hareket ederlerse iş hayatlarında yaşanabilecek kandırılma, dolandırılma gibi konulara şey yapabilirler, engel olabilirler. Parasal konuda 13-14 Eylül atılımlar yapabilecekleri, parasal konularda ön planda şanslarının olduğu bir tarih, 14 Eylül günü alacaklarının peşine düşsün. Parasal konuda aktif olmalarını öneririm. Diyelim ki geçmiş zamandan bir alacak var, peşine düşerse alabilir ve tabii ki Merkür Retrosu'nun olduğunu unutmadan son derece dikkatli olmak gerekiyor. Bununla beraber 16, 17, 18 Eylül sağlıksal konuda zehirlenmelere, boğulmalara çok fazlasıyla dikkat edilmesi gerekiyor. Allah bu sen. Boğulma illa deniz olmayabilir. Yani hani boğazına bir şey kaçabilir. Bu anlamda zehirlenmelere de açık bir hafta. Koç burçlarında sağlıksal anlamda buna çok fazlasıyla özen göstermeleri gerekiyor. Ay, en önemli konu bence bu. Yani bir şey yerken konuşmayın, su içerken konuşmayın. Dikkatli olun. Yani sağlıksal açıdan gökyüzü bunu fazlasıyla bizlere veriyor. Peki. Koçlar, tek tek öpüyoruz sizi. Sımsıkı sarılıyoruz size. Lütfen uyarıları ne olur dikkate alın, olur mu? Sıra geldi boğalara. Sevgili boğalar, şimdi 12 Eylül'de aşk hayatları ile ilgili esasında duygusal anlamda bir takım sıkıntılar yaşayabilir. Hani dönem dönem böyle duygusal olarak kendimizi kapanmış, kendimizi rahat hissedemeyiz ya. 12 Eylül günü boğa burçları ile ilgili konuda bu fazlasıyla bu enerji açık olacak sevgili Nur Viral. Bununla beraber 13, 14, 15 Eylül aşk konusunda kendi duygularını ifade edebileceklerini, edebilecekleri enerjilerini son derece aşka dair dolu dolu yaşayabilecekleri bir süreç. 18 Eylül'de sevgilisiyle eğer bir şeyler yapmak istiyorsa tavsiyem evde muhteşem bir sohbet, yemek, televizyon, sinema neyse 18 Eylül'de evde zaman geçirirlerse çok daha keyif alabilecekleri bir süreç. Evli çiftler 13-15 Eylül'de eşiyle değil de özellikle kendiyle ilgili olan konularda ilgilenmesi gerekiyor. Orada biraz daha bence olması gerekiyor. Yani kendini düşünmesi lazım. Kendine öncelik vermesi gerekiyor. Bununla beraber esasında kendiyle ilgili olan konuları şöyle bir gözden geçirirse çok daha iyi olacaktır. 18 Eylül'de yakın akraba, kardeşler arasında yapabilecek organizasyonlar son derece iyi gelecektir sevgili boğa burçlarına. Ve tabii ki hani diyoruz ya bu hafta kandırılma haftası, yanılma haftası, aşk hayatlarıyla ilgili konuda hareket etmesinler çok fazla. 16-17 18 Eylül'de. O yüzden biraz daha dikkatli ve temkinli olsunlar. Çok fazla beklenti içinde olmasınlar. Aldatılma riski mi var yoksa? Ya sevgili, aldatılma riski de olabilir ama orada yeni bir ilişkiye başlarken de yanılma payı olabilir. Yanlış kararlar almış olabilir. Şimdi aldatılma derken illa bedensel olarak aldatılma olarak da anlaşılmasını istemem. Yanılma payımız da çok yüksek. Kafamız esasında bir dünya Leyla olacak. Onu söyleyeyim. Hani içmeden sarhoş olacağız hepimiz. O yüzden hata yapma payımız da çok yüksek olacak.
Peki yanılma payı boğalarda ikili ilişkilerle ilgili mi? Dış ilişkisi de mi? Gönül ilişkisiyle alakalı olabilir. Gönül gider ilişkisi. Yanlış kişiye atıyorum Ayşe'yi seviyordur. Gider Fatma'ya teklif eder. Yani gökyüzü bu kadar bizim aklımızı bulandıracak. Zaten bir de Merkür Retro hata yapma payımız iki. İki kat fazlasıyla. İş hayatlarıyla ilgili sevgili boğalar 12, 13, 14 fazlasıyla dikkatli ve temkinli gitmesi gerekiyor. Didişmeyin, kavga etmeyin. Patronunuz, amiriniz üstünüze gelebilir. Size baskı kurabilir. Sen sakinliğini korursan eğer, farkındalıkla ilerlerse kazanacak taraf sevgili boğalar olacak. Biraz evet, yani sakin olun. Bilin ki gökyüzünden bir enerji size negatif anlamda geliyor. O yüzden ne gör ne duy, H'de geç. Parasal anlamda lüks ve gereksiz harcamalar haftası bu hafta boğalar için, özellikle çocuklarıyla ilgili konuda bir takım harcamalar söz konusu olacaktı. Zaten okul dönemi olduğu için orada yine onlara alınabilecek herhangi bir eşya veya masrafla ilgili gereksiz bir takım alışverişlerden olmasın. Ve tabii ki burada yaşça büyük kişilerden, olgun kişilerden, babandan olabilir, dedenden olabilir, patrondan olabilir, parasal destekler ve yardımlar gelecek sevgili boğalara. 12 Eylül baş ağrısı, migren, sinüzit, 13'ünde de böbrek ve bel ağrılarına dikkat etmeleri gerekiyor. Özellikle lütfen spor yaparken, gezerken kendinizi korumanız gerekiyor. Allah korusun, sakatlanabilme olasılıkları var. Allah göstermesin. Sevgili boğalar, o zaman en çok buna dikkat edecekler. Yanlış kararlar vermemeye ve spor yaralanmalarına, kazalara dikkatli. Ne dedi? Dikkatli ve temkinli olmaları gerekiyor. Dikkatli ve temkinli olacaklar. Peki, ikizler? Şimdi, ikizlerin aşk hayatında retrolar eski sevgiliyi hayatlarına getirme olasılığı çok fazla. Evet. Ama arkadaşlar, artık bunu öyle öğrenin. Retro ile gelen, metro ile gider. Hayır, gelmez. Orada zaten bir tamamlanma yaşanması istenecek ki bu da çok da fazla işlerine gelecek bir şey değil. Sancılı enerjiye gerek yok ki, ikizlerin gerçekten Mart'a kadarki olan süreçte çok önemli bir sınav içinde olacaklar. O yüzden, neyle sınanacaklar? Çünkü hani yapmıştık ya 2-3 hafta evvel, Mars ikizlere geçti, Kasım'da retroya geçecek. Orada hayatlarında bir takım sorunları, konuları, problemleri getirecek ki sağlıksal ve evlilik, ortaklık, ilişkilerle ilgili konuda fazlasıyla açığa çıkacak. Bak, gökyüzü burada esasında bir tohumu ekiyor. Sana diyor ki, bak ben sana bunu getirdim. Alacaksan seni ileriki dönemlerde ben ağzını burnunu dağıtacağım. Yok. Eğer iradene, dürtüne sahip çıkıyorsan ben sana yanına gitmeyeceğim diye. Eski sevgilinin dönme zamanı 12 Eylül. Gizlikenleri sen konuşturuyorsun yalnızca. Tabii. Onlar adına ben açıklama yapıyorum. Ağzını burnunu dağıtın. 12 Eylül, 16 Eylül, 17 Eylül aşk hayatlarıyla ilgili olumlu tarihler. Ama dedim ya, çok da böyle hani Merkür Retrosu aşk hayatlarıyla ilgili bir takım konuları getirirken ne olur dikkatli ve temkinli olun sevgili ikizler. Evli çiftler 6 aylık süreçte evlilikleriyle ilgili kadersel bir döneme işteler. Şimdi belki burada çok fazla dırdır etmek yerine, kanayan yarayı daha fazla himdirmek yerine biraz daha farkındalıkla ilerlemeleri gerekiyor. Ki bununla beraber 12 Eylül biraz daha eşinle gez, dolaş, sosyalleş, kendiniz için zaman ayırın. 16-17 Eylül özellikle dürtülerine, çenesine, ki ikizler sever konuşmayı, burada dırdır enerjisinden uzak durarak hareket etmeniz gerekiyor. Daha yapıcı söylemlerle olursanız çok daha iyi olacaktır. Sevgili ikizler, özellikle aile konusu, aileyle beraber evinizde yapılabilecek masraflarla ilgili konulara aman dikkat. Özellikle ikizler, evinizdeki su tesisatları ile ilgili konularda
su baskınları, su ile ilgili konularda dikkatli olmak gerekiyor. Sudan gelebilecek zararlar haftası bu hafta çok daha fazlasıyla. O yüzden evet, gerek yağış oranı olarak gerek evlerimizdeki tesisatlarla ilgili olan konuda aman diyorum. İş hayatımızla ilgili 15 Eylül iş hayatlarıyla ilgili bu haftanın en verimli zamanı, ama 16, 17, 18 Eylül'de kariyer hayatlarıyla ilgili özellikle bir karar almak, herhangi bir yeni bir şeye başlamak veya bununla ilgili bir adım atmak beklemeleri gerekiyor sevgili ikizlerin, ki ikizlerin zaten çok böyle bekleye bekleye, sindire sindire hareket etmeleri gereken bir süreç olduğunu bir kere daha vurgusunu yapalım. Parasal konuda 13, 14, 15 Eylül umulmadık yerden gelebilecek yardımlar, parasal yardımlar, gizli bir el bu konuda, yani hiç beklemediği bir yerden gelecek olan maddi kazançlar söz konusu olabilir ikizlere. 13, 14, 15 Eylül. Sağlıksal konuda 14 Eylül boyun fıtığı, boğaz bölgesiyle ilgili konulara dikkat etmeleri gerekiyor. 13, 14, 15 yeme dürtülerine sahip olmaları gerekiyor. Orada kilo alma olasılıkları çok fazla sevgili Nur. 13, 14, 15 yeme dürtüne sahip çık. Peki. Hemen yengeçlere geçelim. Sevgili yengeçler, 13-14 aşk hayatlarının son derece aktif olacağı, aşka odaklarının yüksek olacağı, flörtöz olabilecekleri, sevgilisiyle zaman geçirmek isteyecekleri zaman dilimleri ve tabii ki bu 13-14 Eylül tanışmalara da son derece müsait olan, yine birileriyle tanışabilecekleri bir zaman dönemi olabilir. Özellikle yolculuk yapacak yengeçler, yolculuk esnasında bir tanışma ve biriyle flörtleşme olasılıkları son derece yüksek. Evli çiftler 13 Mayıs'ta tüm sosyal planlarını ertelesinler. Biraz evet, yani bir şey yapmasınlar. Niye? Çünkü orada biraz kavga enerjisi var, biraz sorun var, problem var. O zaman o günü biraz daha sakin geçirmeleri gerekiyor. 15 Eylül evlilikleriyle ilgili aynı zamanda bir takım destekler söz konusu olacak. Özellikle arkadaş çevrelerinden gelebilecek destekler son derece önemli. Araları problemlidir, bir arkadaşı aralarını bulmak ister. Evlerinde bir problem vardır, yine bir arkadaş yardımıyla olayı çözebilirler. İş hayatlarıyla ilgili 12 Eylül'de çalışma hayatları son derece aktif olacak, ama 16 Eylül iş stresi biraz fazlasıyla yüksek olacak. Ve tabii ki 16 Eylül'de de çalışma hayatlarının içinde aksilikler söz konusu olabilir. Bunlara takılmasınlar. 16 Eylül projeleri varsa üstünde çalışsınlar. Hani planlamak olabilir, projeyi tamamlamak olabilir, kolaylıkla halledebilirler. Parasal konuda 13, 14, 18 Eylül parasal şanslarının yüksek olduğu tarihler, 14 Eylül arkadaş çevresi, sosyal çevre aracılığıyla parasal yardımlar gelebilir. Özellikle 4.5'tan bahsetmiştik, aldatılma, kandırılma konusunda ikizler burcu bunlardan biriydi. Bunu da hemen söyleyeyim, özür dilerim. İkizlerde bu konuyu atlattım. Sevgili ikizler, çok dikkatli olması gerekiyor. Sağlıksal açıdan 16 Eylül yüksek bir sinir söz konusu olacak. Özellikle duygusal travmaları tetiklenebilir sevgili yengeçlerin. Kazaları ve sakarlıklara karşı... hayır, ikizleri söyledim, yengeci anlatıyordum, araya ikizleri sıkıştırdım ben. Ha. Evet. Şimdi bir dakika, aldatılma riski yengeçlerde mi var? Aldatılma riski, o yüksek risk ikizlerde var. İkizler ve yükselen ikizlerde var. Evet, unuttum. Tamam. Araya sıkıştırdım. Yengeçlere tamam. Devam ediyorum. Yengeçler de özellikle kardeşler arasında, yakın akraba, komşular arasında dikkatli ve temkinli olmaları gerekiyor. Özellikle araç kullanırken herhangi bir şekilde alkol ve bu tarz zararlı yiyecekler kullanmamaları gerekiyor. Sağlıksal açıdan sevgili yengeçler 16 Eylül'de
biraz sinirlerine çok fazlasıyla dikkat etmek gerekiyor. Sinir demek, yengeçlerin mideleri çok hassastır. Mide konusunda sorunlar ve problemler açığa çıkabilir sevgili Nur Viray. Lütfen burcumuzun arasına başka burç sıkıştırma Vedat Delek. Tamam, senin aklın karışıyor ama benim de aklım gidiyor bazen. Lütfen yengeci anlatırken yengeci anlat. İkizleri anlatırken ikizleri anlat. Aslanı anlatırken aslanı anlat. Tamam tatlıcığım. Hadi o zaman tatlıcığım, bakalım tatlı aslanlar ne yapıyorlar? Ay aslanlar Aldatılma ne var kadar... mı onlarda? Efendim? Tabii ki. Aldatılma. 12 burcunda hangi alanlarda kandırılma olasılığı? Aslanlarda parasal konuda. Esasında parasal anlamda çok ciddi bir şanslarının yüksek olduğu bir süreç. Ama eğer güçlü insanlardan da destek alabilirler bu arada. Ama hepimizin gözünü dört açması gereken bir hafta. Aşk hayatları ile ilgili 16-17 Eylül aşk hayatları yoğun olabilir. Sevgilisiyle gezme, sosyalleşme, flörtleşme son derece uygun 16 ve 17 Eylül'de. Hatta bir takım tanışmalar, flörtleşmeler de söz konusu olabilir. Evli çiftler 14-15-18 Eylül evliliğinizle ilgili konularda sorunlar ortaya çıkabilir. 15 Eylül İş ve aile konularını lütfen eşinize yansıtmayın. Sorunlar çok daha fazlasıyla açığa çıkabilir. 16-17 Eylül tarihleri daha onlar için sakin, anlaşılır, eşiyle iyi zaman geçirebileceği, evlilikleriyle ilgili konuda kararlar alabilecekleri ki Merkür Retrosu çok karar almayın. Hani önceden yapılması gereken işlerle ilgili konuşun, bunları halledin. Yeni bir şeyle ilgili karar almayın aman diyorum. İş hayatlarıyla ilgili ortak ve ailesiyle iş yapan sevgili aslan burçları 15 Eylül'de sorunlar ortaya çıkabilir. 16 Eylül iş hayatınız konusunda şanslı oldukları tarih. 15 Eylül'de ortak ve ailesel şirketlerle ilgili sorun varken 16 Eylül'de de iş hayatlarındaki sorunları halledebilecekleri tarihi oluyor 16 Eylül. Parasal konuda 14-15 iş kariyer hayatından gelecek maddi kazançlar gündeme gelebilir. 18'inde parasal güç fazlasıyla aslanların elinde. 14 Eylül parasal konuda şanslarının en yüksek olduğu tarih. Ummadıkları yerden, beklemedikleri yerden ellerine ansızın bir para, ansızın bir maddi iyileşme söz konusu olabilir. 10, 11, 12 çünkü bu haftanın en önemli konusu zehirlenmeler. Zehirlenmeler, evet zehirlenmeler dünyanın 12 burcu da etkileyebilecek bir süreç. 10, 11, 12 zehirlenmelere dikkat etmek gerekiyor. Bu verdiğim tarihlerde narkozla işlem yaptıracak sevgili aslan burçları çalışacakları doktoru çok iyi seçmelerini öneriyorum. 18 Eylül mide sorunlarına dikkat etmeleri gerekiyor. Midenizi lütfen yormayın. Haftanız güzel geçsin. Amin. Peki ya başaklar? İkinci burcumuz hani en çok kandırılma olasılığı, aldatılma olasılığı en çok olan ikinci burcumuz Başak Burcu. Özellikle kendiyle ilgili konularda hayal kırıklıkları yaşayabilir. Kendiyle ilgili konularda kendi kendini mesela kurban etme psikolojisinin içine girerek olmadık durumlara sokabilir. Ve tabii ki burada ortak eğer bir takım işbirlikleri yapacaklarsa da lütfen ama lütfen 16, 17, 18 Eylül'de aman diyorum sevgili başaklar. 15 Eylül sevgilinle istediğin şekilde aktivite yapabileceğin bir zaman dilimi. 12 Eylül'de Ahiton'la maddi konularda Ahiton'la maddi konulara ve olaylara girme. Beraber bir şey yapacaksınız da harcamalarınıza çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yanlış saçma sapan bir yerlere paralar gidebilir, heba olabilir. Evli çiftler 16-18 Eylül arası birbirinize söz vermeyin. Yapamayacağınız işlerle ilgili konuşmayın.
Yani burada bir Başak Burcu'yla evli olan veya Başak Burcu olup da evli olan sevgili Başaklar. Lütfen ama lütfen eşinize, ortağınıza yapamayacağı, yani söz vermekten geri çekin. Bırakın bir hafta geçsin, ondan sonra konuları konuşursanız inanılmaz güzel olur. 16-18 Eylül ortak iş yapanlar dolandırılabilirler, kandırılabilirler. Dikkatli olun lütfen. 14 Eylül'de patronunuzla, amininizle yapacağınız tüm görüşmeleri, eğer bir destek istemek için bu görüşmeler yapacaksanız görüşmeyin. Çünkü umduğunuz desteği alamama ihtimaliniz var. 16 Eylül enerji daha yumuşak, o tarihi, yani 16 Eylül'ü eğer değerlendirirseniz iş hayatınızla da ilgili kaliteyi bir tık yukarıya kaldırmış olursunuz. Parasal konuda yeni başlangıçları unutmaları gerekiyor. Geçmiş alacaklarının peşlerine düşsünler. Özellikle yine 14 Eylül parasal anlamda umulmadık bir şekilde şans Başak Burçları'nın üzerinde, ki bu konuda bu haftanın en şanslı parasal anlamdaki burcu sevgili Başaklar. Gözünüzü dört açın. Zaten güçlü insanlardan da alabileceğiniz desteklerle maddi koşullarınızı inanılmaz derecede iyileştirme olasılığınız var. Ama yani kandırılma olasılığının da çok yüksek olduğunu sakın unutmayın. Sağlıksal açıdan 15 Eylül dişler ve kemiklerle ilgili, 16 Eylül sindirim sistemi konusunda önemli. Özellikle bağırsaklar, sindirim sistemiyle ilgili konularda sağlığınıza önem vermeniz gerekiyor. Haftanız güzel geçsin. Amin. Teraziler. Minnoşlar, tatlılar. Merkür retrosu üstlerinden gidiyor. Algılar kert. İlişkiler kert. Tatlıdır onlar. Çünkü böyle bir afallamışlardır. Merak etmeyin. Önümüzdeki süreçte Merkür burcunuzu terk edecek. Sevgili Başaklara geçecek. Orada bir daha rahat edeceksiniz ama aşk hayatınız 14 Eylül aşk hayatları ile ilgili kritik bir gün. O güne ne flört edin, ne buluşma yapın, ne tanışma yapın. Bırakın sevgilinizi kafasını dinlesin, siz de kafanızı dinleyin. 16-17 Eylül aşk hayatınızla ilgili çok daha keyifli ve güzel zaman geçirebileceğiniz zaman tarihleri. Çok yaşa. Evli çiftler, Merkür Retro evlilikleriyle ilgili zorlu bir süreç. Çenenizi tutun kardeşim. Tamam mı? Bır 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 yok. Sus. Sessizlik yemin et. Bu süreç senin kısa bir süre etkileyecek. Orada yanlış anlaşılabilir, kırgınlıklar olabilir. Ne gerek var? Yani Merkür'ün bu negatif etkisini sen hayatında çok daha fazla belki büyütme. Sonra çok daha üzülürsün. 18 Eylül özellikle çenesini tutması gereken en önemli tarih. Esasında o gün bir biliyorsun pazar günü keyifle geçirebileceğiniz bir zamanı zehir etmenin bir anlamı yok. İş hayatınızla ilgili 16, 17, 18 iş hayatında çok dikkatli olunması gereken bir süreç. Çünkü Merkür burcunda hayatında bir takım aksilikler, problemler ve sorunlar ortaya çıkaracak. O yüzden imza atma, işleri erteleme konusunda 16, 17, 18 son derece önemli bir süreç. 14 Eylül olumlu bir tarih. İş hayatınızda hayal ettiğiniz parasal konuyu halledebilirsiniz. Burada esasında biraz kafaları çok bulanık olacak sevgili terazi burçlarının. Çok dalgın olacaklar çok fazlasıyla. Zaten Merkür bir de şimdi hayal ettim aman yarabbim. Çift etki iş hayatınızla da ilgili 16, 17, 18 lütfen çok dikkatli olun. Parasal konuda 14, 15, 18 Eylül şansının yüksek olduğu tarihler. 14 Eylül en yüksek tarih. Yine sevgili terazilere de beklenmedik yerden gelebilecek parasal yardımlar olabilir. Esasında bütün burçların hepimizin hayatında 14 Eylül beklenmedik bir şekilde gelebilecek maddi yardımlar, maddi koşullar söz konusu olabilir. Sağlıksal... Ay beklemeden gelsin zaten. Put diye gelsin. Evet. Yardım. Rabbim herkesin evine bereketler yağdırsın. Amin. Sağlıksal konuda esasında nazar vurgusu çok yüksek sevgili terazi burçlarının. Biraz enerjisel anlamda hayatın içinde aktif olamıyorlar.
Bu bir geçici süre ve şey yapsınlar, dikkat etsinler. 16, 17, 18 lütfen. Ya ilaç kullanıyorsan dikkatli olacaksın. Yediğine, içtiğine çok dikkatli olman gerekiyor. Zehirlenme oranınız çok fazlasıyla yine teraziler içinde yüksek. Aman dikkat diyorum. Ve canlarıma geçiyoruz, akreplerime. Akrepler. Onlar da benim minnoşlarım. Evet, seviyorsun çok. Çok. Aşk hayatı 16, 17, 18 bir kere sevgilinizle ilgili bu konularda fazlasıyla yanılma payınız çok yüksek. Yani yine burada söylüyorum, beklenti içinde olmayın. Sen sevgilinden karnıyarık istersin, o gider sana kuru fasulye yapar. Gidip de sen niye bu kuru fasulyeyi yaptın, ben karnıyarık istiyorum moduna girmeyin. Hepimizin kafası çok dağınık. Hepimizin kafa bir şekilde başka yerlerde olduğu için bir takım yanlış anlaşılmalar son derece fazlasıyla olabilir. O akreplere yüzden, diyorsun ki yani akrepler umduğun değil bulduğun senin için önemli. Evet. O yüzden aşk hayatınızla da ilgili kararlar almayın. Ne olumlu ne olumsuz. Yani ayrılıyorum. Yanlış karar almışsındır. Sevginle kızmışsındır. Ne gerek var yanlış bir anlaşılmadan dolayı o güzelim ilişkiyi berbat ediyorsun. Gerek yok. Ve tabii ki burada algılarınızla ilgili konularda sorun olabilir. Arkadaşlık ilişkilerinize de çok fazlasıyla dikkat edin. Fazlasıyla arkadaş yoluyla bir takım hatalı işlemler, hatalı konular yaşanabilir. Evli çiftler özellikle 14-15 Eylül eşleri odaklı olacaklar. Eşleriyle fazlasıyla ilgilenecekler. Eşleriyle zaman geçirmek isteyecekler. Son derecede uygun. Bence çok saf bir enerji var. O saf enerjiyi güzellikle, iyi niyetle, sevgiyle, ilahi sevgiyle, ilahi aşkla geçirebilirsiniz ve güzelliği yaşayabilirsiniz. İnşallah. İş hayatınızla ilgili, evet iş hayatınızda bir takım aksilikler, sorunlar, bunlar fazlasıyla açığa çıkıyor. Burada çok da kafaya takma. Eski işlerini halletmeye çalış. Eski toparlamaya çalıştığın işlerini halledersen senin için çok daha önemli. Sevgili akrepler, size çok önemli bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Çok önemli konularınızı işle ilgili patrona, amire, elemanlarınıza mail yoluyla veya yazarak iletin. Çok daha kolay, çok daha pratik bir şekilde bunu atlatabilirsiniz. 16-17 Eylül'de de ifade etmekte kendini zorlanacaksın. Yaz maili at, çok daha iyi olacak. Bir de şey derler yani, söz uçar yazı kalır. Yazı kalır. Parasal konuda 16 Eylül, 17 Eylül parasal harcamalarda biraz tavan yapabilirsin. 12 Eylül parasal konuda sorunları çözmek için, para kazanmak için uygun tarihler, ama harcamalarına dikkat etmen gerekiyor. 12 Eylül günü belini zorlayacak hareketlerden kaçın. Psikolojik olarak da kendinizi çok fazlasıyla sağlam tutmanız gereken bir süreç içinde olduğunuzu sakın ama sakın unutmayın sevgili teraziler. Akrepler. Ay akrepler ayol, ne terazileri. Benim de kafa gidiyor ha. Merkür Retro'dan hep bunlar. Ne Merkür Retro'dan? Taşkınlıktan. Ben balığım ya. Merkür Retro'dan diyor. Merkür Retro'dan değil. Kafa dağınıklığından. Kafa dağınıklığı. Akrepler, sizi sevdiğimizi unutmayın. Öpüldünüz canlarım. Yaylar yaylar, yaylar yaylar. Üçüncü burcumuz, kandırılması en yüksek olasılığı olan üçüncü burcumuz sevgili yaylar. Bu hafta çok fazla dikkatli olmanız gereken süreç, özellikle kariyer hayatınızla ilgili, aman diyorum. Yani yanlış karar alabilirsin, seni yanlış yönlendirebilirler ve yanlış adım atabilirler. Özellikle bir de aileler arasında verilebilecek sözlerle ilgili konuda, yani şimdi anneye, babaya, kardeşe tabii ki inanacaksın ve güveneceksin ama çok da böyle hani temkinli olarak ilerle. Çok da böyle hani bu hafta sözlerle ilerlemek yerine
daha garanti davranırsanız çok daha süper olur. Yani şöyle bir hafta mı? Yani bu hafta kendine bile güvenme yani. O kadar. Aynen öyle vallahi Nurhan. Süper söyledin. Kendine bile güven. Senin tamamlamalarına hayranım. 12 ben de sana. 12 Eylül aşk odaklı bir yay burcu. Eski sevgiliye dönüş yapabilir, haber alabilir. Çok gerekliydi. O yüzden 16-17 Eylül flörtler için, sevgiliyle sohbet, muhabbet, dertleşmek için uygun tarihler. Evli çiftler, şimdi ikizler kadar yaylar da o alfa aylık süreçte çok önemli bir sürece giriyorlar. İpleri çok sıkı tutmaları gerekiyor. 12 Eylül çocuklarla ilgili konuda konuşmak, eğlenmek, neşelemek için şahane uygun. Mesela eğer çocuğunuz varsa ailece güzel bir zaman geçirebilirsiniz. 16-17 Eylül çenesini tutması gerekiyor sevgili yayların. Dırdırdan eşine fazlasıyla kızgın, kızdıracak, kavga enerjisi içinde olacak enerjide uzak durması gerekiyor. İş hayatıyla ilgili 14-15 Eylül yoğun ve aktif bir iş hayatı olacak. 14 Eylül'de iletişim kurmak da biraz zorlanabilir. O yüzden özellikle iş hayatında 14 Eylül'de daha kendi başına halledebileceğin, kendi başına bireysel olarak halledebileceğin işlere yönelirsen senin için çok daha iyi olacaktır. Parasal konuda 14-15 Eylül parasal konuda şanslarının açık olduğu bir süreç. Parasal konuda çok tatlı kışta kalmalarında son derece çok daha iyi olacaktır. Ve maddi kazançlar yapabileceğin hamleler yap. Ama sana kendine zarar verebilecek şekilde değil. Yani bu gidip de işte bilmem neye para kaptır, öyle yap, böyle yap değil. Elindeki değerleri, mesela daha önceden bir adım atmışsındır parasal, para kazanmayla ilgili. Onların arkasından gider, onların biraz şey yaparsan, sürüklersen kazançını çıkarsın. Sağlıklı konuda, sağlıksal konuda 15 Eylül, sağlıksal konularda hastalanmaya narin bir bünye söz konusu olacak. Ki yayların Ağustos ayı içinde en önemli konusuydu sağlık. 2022 yılı içinde esasında ve 2023 yılı içinde sevgili yayların sağlıksal konularıyla ilgili kendilerine çok önem ve özen göstermeleri gerekiyor. Yeriklerine ve içtiklerine çok dikkat etmeleri, bağışıklık sistemlerini sağlam ve korunaklı şekilde hareket ederlerse muhteşem olur. Haftanız güzel geçsin. Hemen oğlakları alalım senden. 13-14 Eylül yine oğlakların hayatında aşk enerjisi inanılmaz derecede yüksek olacak. Sevgilisi olanlar 14 Eylül'de en azından bir araya gelip muhakkak o güzel enerjiyi değerlendirmelerini öneririm. Hiçbir şey yapamazlarsa bile kısa bir çay, kahve muhteşem iyi gelir. 18 Eylül yine aynı şekilde aşk konusunda şanslılar. 13 ve 14 Eylül sevgili oğlakların hayatına yeni tanışmalar, aşkla ilgili konularda olumlu gelişmeler olabilir. Evli çiftler 13-14 Eylül çocuklarınızla ilgili konularda olayları halletmek için inanılmaz uygun bir tarih. 18 Eylül eşinle güzel bir pazar seni bekliyor. Ailesiz, yani kendi ailenle, çoluğunla çocuğunla, yok annem gelsin, babam gelsin, halam gelsin, teyzem gelsin. Hayır, kendi evinizdeki aileyle zaman geçirin. Çekirdek aile. Çekirdek aile. İşle ilgili 16-17 çalışma performansın fazlasıyla güzel, fazlasıyla verim alabileceği bir süreç ama biraz agresif olabilir o çalışma enerjisi içinde. Sağa sola biraz hırlayabilir ama sakın yapma. Ve bununla beraber hani toplu işler yapacaksan bile insanları üzmeden, kırmadan halledersen muhteşem olur. Bununla beraber parasal konuda 16-17 Eylül patron, müdür, yaşça büyük birinden, amirinden parasal destek görebilirsin. Yani yaptığın işi çok beğenir, sana bir ekstradan bir ücret verebilir veya beklediğin zam haberini alabilirsin. 16-17 Eylül'de parasal şansına tamamıyla güven, şans seninle beraber. Sağlıksal konuda böbrek, bel bölgesi, bu hafta sindirim sistemi, bağırsak, bel ve böbrek. Esasında bu haftanın en önemli sağlıksal konuları zehirlenme, bağırsaklar, sindirim sistemi, böbrek ve bel
bütün burçlar için fazlasıyla gereken konu fazla dikkat edilmesi gerekiyor. O su tüketimine önem vermenizde yarar var sevgili oğlaklar. Ve hemen kovalara geçelim. Sevgili kovalar, sevgili kovalar ne? Kovalar 12, 16, 17 flört zamanı. 16, 17 Eylül bayağı bir flörtleşmek için inanılmaz derecede böyle aktif olacaklar. Sevgiliyle tartışmalardan uzak durmaları gerekiyor eğer sevgilisi varsa hayatında. 16, 17 Eylül'de de hayatlarına alsızın aşk girebilir. Evli çiftler 13, 14 ev aile konuları yüzünden tartışmalar olabilir. Uzak durmalarında yarar var. Yine burada söylüyorum ailesel kendileri bir tık geriye bırakıp kendinizle ilgili konuları gündeme getirin. Pazar günü yumuşak bir enerji, tatlı bir enerji var. İyi değerlendirin. Güzel vakit geçirebilirsin eşinle. İş hayatında 13-14 çalışma enerjiniz çok yüksek olacak. Özellikle iş yerinde halledemediğin işleri eve getirirsen çok daha kolay ve performansın inanılmaz derecede yüksek bir şekilde halledebilirsin. Pazar günü de yani 18 Eylül'de önümüzdeki haftanın iş planını gözden geçirirsen inanılmaz derecede önümüzdeki hafta rahatlarsın. Parasal konuda 13, 14, 18 Eylül parasal konuda şansının yüksek olduğu tarihler ailesel bir yardım söz konusu olabilir. 14 Eylül aile yardımı, aileden gelebilecek parasal destekler son derece görülebilir şekilde hayatınıza gelebilir. Sağlıksal konuda 14 Eylül aile büyüklerinin sağlığına dikkat edilmesi gerekiyor. 18 Eylül yeme odaklı olup mide sorunları yaşamamak için beslenmeye çok önem vermeniz gerekiyor sevgili kovalar. Haftanız güzel geçsin. Amin. Ya minnoş balıklarımız? Ay dünya tatlıları ya Rabbi. Aşk hayatlarıyla ilgili 13, 14, 18 aşk konusunda şanslılar. Özellikle 18 Eylül sevgilisi olmayan, sevgili isteyen sevgili balıklar aşk enerjiniz çok yüksek. Evrene mesajlarınızı, enerjinizi yollayın. Gönder. Gönder. Hayırlısıyla gelsin. Evli kişiler 16-18 tarihlerinde yine burada bir beklenti içinde olmamak gerekiyor. Ve dördüncü aldanma ve aldatılma konusunda dördüncü burcumuz sevgili balıklar ki buna en müsait burçtur sevgili balıklar. Burada özellikle kendiyle ilgili konularda lütfen ama lütfen yani bir takım bakımlar yaptırmayın efendime söyleyeyim bir yerlere söz vermeyin. Biraz daha kendinizi içinize dönerek hareket edin ve 16-18 Eylül arasında da eşinizi üzmeyin sevgili balıklar. İş hayatınızla ilgili 12-16 Eylül çalışma performanslarının yüksek olacağı 14 Eylül kritik bir tarih. Özellikle senin üst mevkinde olan kişilerle tartışmalara açık olabilecek bir süreç içindesin. Sevgili balıklar lütfen sakin kalın. 12-16-17 Eylül parasal şanslarının inanılmaz derecede yüksek. 12 Eylül para odaklı hareket edecekler ama harcamalarına dikkat etmeleri gerekiyor. Para gelecek, para gelebilir ama fütursuzca da harcayabilirler. 16 Eylül sevgili balıkların parasal anlamda en şanslı oldukları tarih. Sağlıksal anlamda tedavi içinde olanlar, herhangi bir tedavi sürecinde olan sevgili balıklar bu hafta konulabilecek teşhisler veya sağlığınızla ilgili atılacak adımlarla ilgili çok dikkatli olmanızda fayda var. Tabii ki doktora gitmeniz gerekiyorsa gidin ama doktorun vereceği neticeyi ve şeyi önümüzdeki süreçlerde bir sorgulayarak tekrar muayene olarak tekrar gözden geçirirseniz muhteşem olur. 14 Eylül'de balıklar sinirlerine hakim olsunlar. Evet, sinirlerine hakim olsunlar. Bir şey sorabilir miyim? Başta hani şeyi vermiştik ya buğday zamanlarını. O video gitti mi? O video gitti. Verelim mi tekrar? Verelim. Tekrar verelim.
Çünkü çok önemsiyorlar sevgili Nur. Peki. Bereket zamanı, en çok istediğiniz zaman, en çok sorduğunuz zaman Türkiye 18 Eylül saat 04.56 ile 10.29 arasında, Avrupa 18 Eylül 03 ile 06.45 arasında, Azerbaycan 06 ile 09.45 arasında 18 Eylül, İran yine 18 Eylül 05.30 ile 09.15 arasında, Özbekistan 18 Eylül 07 ile 10.45 arasında, sevgili Londra 18 Eylül 02 ile 05.45 arasında. Bizim için, sevgili Nur için 7 tane buğday, sevgileriniz için ekin, bereketiniz artacak. Nereye ektiğiniz önemli değil. Çıkmasa da olabiliyor, çıkarsa da büyütün kuşlara benim. Sevgili Londra, sevgili Azerbaycan, sevgili İran, sevgili Almanya, sevgili Belçika, sevgili Fransa, sevgili Dubai. Yazın bize, Allah'ımıza bin şükür. Bu videonun altına yazın. Vedat Delek iki kişiye tarot açılımı hediye ediyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere canlarım. Sizi çok seviyoruz. Bye bye.